Haftanın konuğu Volkan Konak şu anda mikrofon attığımızda. Sevgili Volkan, hoş geldin programımıza. Nasılsın? Hoş bulduk sevgili Yavrum. Sizler nasılsınız? Bütün konuklara sevgiler sunuyorum. Ne kadar güzel. Kuzey'in oğlundan gelen böyle bir güzel sıcak bir selamlama geldi buraya, Amerika'ya. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Nerelerdesin şu anda? Amerika'dasın. Başka birisi değil. Yılda iki ay çalışmıyorum. Bir Ramazanları bir de Ocak ayında burada geliyorum. Biraz kendime zaman ayırıyorum. Biraz böyle dinleniyorum. Kitap okuyorum. Yani Türkiye'deki yoğun yaşantımı burada atıyorum. Dolayısıyla şu an dinlenme dönemindeyim. Şubat 3'te Türkiye'ye döneceğim tekrar. Çok güzel. Zannediyorum Ankara konserin var. İşte Antalya başlıyoruz zaten. Evet. Bizim iletişim doldurmuştur Şubat ayını. Yani ben sormak istemiyorum. Doğru. Şu anda zannediyorum bir güzel de bir tatilden geldin. Bir Karayip kruvası yaptın zannediyorum. Öyle hatırlıyorum. Evet. Ben denizi çok seviyorum. Görmeyi, öğrenmeyi çok seviyorum. Yani hayat ve dünya bize sunulmuş bir armağandır İlhancığım. Evet. Ben de bu armağanımı değerlendirmeye çalışıyorum. Ne güzel. Yani dünyalı olmayı çok seviyorum. Tabii ki doğduğumuz toprakları, bahçemizi çok seviyoruz ama her insan gibi ama. Tabii. Dünyada bize sunulmuş bir armağandır. Bunu yaşamak istiyorum. Yani o yüzden kruvaz çok güzel geçti. Karavanla zaten ben Road 66, Road 66'ı bitirdim. Otobüs sürerek karavanla yaptım Road'u. Yani biraz macera perestliği keşfetmeyi, öğrenmeyi çok seviyorum. Ne güzel. Ben de iki kez yaptım onu işimiz iki yıl içerisinde. Harika gerçekten. Bu arada tabii Maçka Trabzon doğumlu Volkan Konak, yani Kuzey'in Karadeniz'den gelip de Karayipler'de, Kuruz'daki denizlerde gezmek tabii çok daha ilginç geliyor olsa gerek. Bu Karadeniz'den çıkan ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam eden müzik yaşantısı nasıl başladı? Şöyle bilmeyen dinleyicilerimizi biraz söz eder misin lütfen? Tabii hayatımda üç kişi çok önemlidir. Üç kişi. Bir tanesi anne, bir öğretmen ve sanat. Evet. Beni hiç yanıltmadı ve kandırmadı ve yalan söylemedi bana bu üç kişi. Yani bir sanat olgudur. Ama anne ve öğretmenlerimiz de aynı şekilde. Yine lise müzik öğretmenimin fark etmesini aileme rica ediyor. Konservatuvarı duymamışız yani bile orada. Ben 16 yaşında İstanbul'a geliyorum. İstanbul Teknik ve Mimar Sınavı kazanıyorum. Ben İstanbul Teknik tercih ediyorum. Daha halk sazları ve Türk müziği de olduğu için. Evet. Sonra o başta yani 83 yılında konservatuvar, sonra master, doktora da kayıt dondurdum. Ve ondan sonra 90 yılında da albüm çalışmasıyla profesyonel yaşantıya başladım. Ama lise müzik öğretmeninin tamamen kendi özel çabası ve idealistliğiyle, saygı duyduğum ve her zaman sevgi ve saygıyla ayrıldığım Nurdoğan Tibi Hoca'nın katkılarıyla. Ne kadar güzel. Yani öğretmenlerin önemi hakikaten çok büyük. Yetiştiren kadınlar ve öğretmenlerdir. İşte bizim toplumumuz bunu ıskalıyor da çok üzülüyorum. Evet. Toplumun kanatlarıdır sanat ve kadın. Son yıllarda ülkemizde eksik olan neler var Volkan'cığım? Sen bunları çok iyi görüyorsun, gözlemliyorsun. Konserlerinde de anlatıyorsun zaten. Şimdi şöyle, toplumun kanatlarını kırdığın zaman, mesela toplum kanatlarını kullananlar kuş gibi kanat çırpar, yükseğe çıkar, hür olur. En başta hür olur ve yükseğe çıkar. Ama eğer kanatları olup da kanatlarını kullanamadığın zaman ne olursun? Tavuk olursun. Evet. Tavuğa da biri önden yem verir, arkadan yumurtasını alır ömrü boyunca. Evet. Dolayısıyla sanata ve bilime kıymet vermeyenler, toplumun tabii kanatları ve öğretmenlere ve de kadınlara, dolayısıyla toplumun şu an yani büyük bir travma, büyük bir moralsizlik ve sevgisizlik yaşadığını düşünüyorum Türkiye'de. Katılıyorum ben de. Yani bunu senin konserlerinde de gayet güzel, cesurane yaptığın konuşmalarda izliyoruz. Tabii sanatçılar toplumun önderleri gerçekten. Yani bunu da en öndeki yani sen bu konuda gerçekten başı çeken sanatçılardan birisin. Takdirle izliyoruz. Ve yani Kuzey'in oğlu olmak bu unvan çok yakışıyor. Yani ben çok bağdaştırıyorum. Volkan Konak'la Kuzey'in oğlu bir Karadeniz'den gelen birisi. Türkiye'deki bir müzik yaşantısına yeni bir renk kattı. Ne yazık ki ben bu yaşantıyı yakalayamadım. Çünkü 92 yılında Amerika'ya geldim. Ondan önce çok müzik çalışmaları yaptım ama seninle çalışmak fırsatı yakalayamadım. Bu konuda çok bizim üzgünüm. De yeni palazlandığımız sizler... Daha öndeydiniz bizden. Sizler de bizden üstad ve hocalarımız konumuzdasınız. Estağfurullah. Yani biz o zaman daha çömezlik dönemlerimizdeydik ama sizin arkadaşlarınızla çalışma mutluluğunu yaşıyorum. Levent Altınbay Adam Tutta, İsmail Sözler'den. Evet, beni orkestra Tayfun Balarısı'ndan, Cengiz Özdemir'e kadar. Hepsi benim hocalarım ve meslektaşlarım. Ne kadar güzel. İsmail Soyberg, benim ta ortaokuldan beri beraber müzik yaptığım arkadaşım Cengiz Özdemir, Tayfun Balarısı konservatuvardan, Levent Altınbay konservatuvardan. Orkestramı bu yüzden çok güçlü ve donanımı tuttuğum için çok şey öğreniyorum onlardan. Ben sahnede bu insanlarla çalıştığım zaman şarkı okumam başka bir yere gidiyor. Sahnedeki hakimiyetim, duruşum, inanın bana ben orkestramı bu düzeyde tuttuğum için belki sahne sunumu çok güçlendi. Ben meslektaşlarımla, hatta hoca diyorum onlara, ben onların sazlarını taşırım gururla, sorun değil. Of. Onlardan çok şey öğreniyorum.
Gerçekten çok güzel. Ben 2 hafta önce Candan Erçetin'in de bir program yapmıştım. O da konservatuvarda benim arkadaşımdı. O da buna benzer sözler sarf etti. Ben bir solist değilim. Bana eşlik eden orkestram yok. Ben orkestranın içerisinde bir şarkıcıyım dedi. Bu senin müziğinde de çok yakın şekilde var. Ve müzik terminolojisi, kesinlikle, anlaşılması çok çok, müzisyenlerle iletişimi çok çok iyi. Ama şimdi şöyle, biz mesela müzisyeniz, biz öncelikle müzisyeniz, biz sanata ve müziğe çok inanıyoruz ve bizim mesleğimiz bu. Bakın fark burada. Evet. Ben mesleğimi icra ediyorum. Evet. Asfel kadel buraya gelmiş değilim. Hayır, benim mesleğim bu. İnsan kendi mesleğini icra ettiği zaman da daha farklı oluyor, daha farklı bakıyor, daha sergilediği çalışmalarda farklı tınılar çıkıyor. Çünkü ben mesleğimi icra ediyorum. Kesinlikle. Dolayısıyla bizde şımarmak, bizde yalpalamak, bizde zikzaklamak olmaz. Bizim öğretmenlerimiz, hocalarımız hemen kulağımızı çeker. Bizim bağlı olduğumuz çok üstadlar var. Bunlar biz, dolayısıyla böyle bir hiyerarşi ve böyle bir sevgi yumağı var aramızda. Yani biz mesleğimiz müzisyenlik. Evet, 3 yıl önce zannediyorum Washington D.C.'ye gelmiştin. Virginia'da bir yerde bir konser verdin ve konseri ben de izlemiştim. Sevgili Levent Altındağ da flüt çalıyordu. Gerçekten çok çok güzel konserler olmuştu. Ben şunu merak ediyorum. Senin konserlerinde, yapmış olduğun albümlerinde, televizyon şovlarında şiir çok ön planda. Şiir okumayı çok seviyorsun. Kendi yazdığın şiirler de mutlaka vardır. Bu şiir merakı nasıl başladı? Nereden geliyor? Edebiyatı çok seviyorum. Yani edebiyatın bütün dallarını, ama şiir en direkt değil, direkt etkileyen bir sanat dalıdır. Yani müzikten daha etkili. Bir şiir devrim yapar. Bir şiir devri kapatır, devir açar. Bir şiir hükümet devirir. Yani ben yazmaya ve şiire çok inanıyorum. Ve şarkı sözlerinin heceli, serbest nazımda olsa da heceli çoğu diyelim, koşma veya mani tarzında. Evet. Bana yetmiyor. Ben şiiri daha bir okyanus, daha bir deniz gibi ona sığınıyorum. Şarkılar beni doyurmuyor zaman zaman. Yani birinci dörtlü yok, ara intro veya saz, ikinci dörtlü veya ne oldu? Ama şiirde böyle şeye benziyor. Hani toprağı kazarsınız, geniş kazdığınız zaman toprağı kazmış olursunuz. Ama katmanları aşağı doğru kazdığınız zaman birçok katman çıkar karşınıza. Evet. Derinlemesine kazdığınız zaman. Doğru. Ben şiirde o derinliği yakalıyorum. Dolayısıyla şarkılar bana yetmiyor, doymuyorum. Bazen böyle transa girdiğim dönemde şiire kaçıp, şiire sığınıp kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Asla şair ve şiir okuduğumu iddia etmiyorum. Sadece onu şarkı söyler gibi şiirleri okuyorum. Mesela ben Gence Erkal hayranıyım. Evet. Çok severim. Evet. Yani hayran değilim, çok severim. Evet. Ama Gence Erkal'dan çok esinlendim. Tabii şiir olarak Nazım Hikmet'ten, ama Nazım Hikmet'i okuyan en iyi Gence Erkal'dır bence. Ve Gence Erkal'ın şiir okuması gibi okumak isterdim. Ama ben de onu müzikle beslediğim için farklı bir türlü çıkıyor ortaya. Kesinlikle katılıyorum. Yani özellikle senin şarkıyla şiirle birleştirdiğin şovlarında muhteşem bir sound çıkıyor. Bir de senin arkada hiçbir zaman bir vokalist görmüyorum. Kendin solist olarak okuyorsun. Genellikle diğer sanatçılarda vokalistler görüyoruz. Bunun bir özelliği var mı, yoksa kullandığın vokal aletleri falan mı oluyor? Vokodur kullanıyoruz. O da şudur. Yani şarkı böyle işte belli bölümlerde, B bölümünde, C bölümünde ayağa kalkması için. Vokale, ben vokal müziğini çok severim. Yani evet. Vokal müziğine inanılmaz aşığımdır. Kendi ayağımın altına gidedarlığa kendi sesimden ve piyanonun bastığı 1-3-5 armoni şeklinde kendi vokalimi yapıyorum. O kontrol bende oluyor. Evet. Bir de ikincisi, ya zaten çok kalabalığı sahnede, onun için şiir bir de vokalde devreye girerse esasen yani doğru. Çok kalabalığı çünkü. Doğru doğru. Hem teknik olarak hem de ulaşım, konaklama veya başka prodüksiyon anlamında da pratiklik oluyor. Aynı zamanda inisiyatif de bende oluyor. Doğru. Şimdi tabii orkestrandaki elemanlar gerçekten hepsi birbirinden değerli ve otantik sazlar var. Tulum, kemençe, tabii, bağlama, keman, her türlü çalgı var. Saksafon yani ve sazlar. Şu an mesela üçlü triomuz var. Klarnet, soprano ve tenor saksafon, artı trombet. Trombetçi trombon da çalabiliyor. Çok güzel. O üçlü brass'ım da çok iyi. O üçlü grup, ben brass konusunu da çok seviyorum. Yani açıkçası müthiş bir orkestra kurduk, ama bu hep tabii zamanla oluyor. Biraz imkan meselesi. Biraz palazlamıyorsun. Maddi manevi bir güçlendikten sonra bunlar olabiliyor. Ben de açıkçası bu lüksü yaşamak istiyorum açıkçası ya. Hak ediyorsun. Peki yeni projeler neler var? Yeni albümler, konserler? Ben 2 yılda bir albüm çıkarıyorum. Albümü bitirdim geldim. Şu an mixi yapılıyor Türkiye'de. Evet. Daha sonra Los Angeles'ta, adını bilmiyorum ama Los Angeles'ta bir yere bir mastering yollanıyor Türkiye'den. Evet. Ondan sonra Mart 15 gibi albüm çıkacak. İşte ben de burada geliyorum, daha dinleniyorum. Daha sonra işte fotoğraf çekimi, klipti. Ne bileyim, az da olsa promosyon yapıyoruz. O yorgunlukların şeyine çıkarıyorum burada. Volkan Konak'ın örnek almış olduğu sanatçılar veya şairler kimlerdir? Ben şöyle söyleyeyim. Yani önemsediğim, benim ofisimde devrim odam vardır. Devrimcilerimi sayayım size. Evet. Benim için uygarlık ve çağdaşlığı ve de özgürlüğü temsil eden Mustafa Kemal en büyük devrimcimdir. Evet. İkinci
hiç yüzünü görmediği insanlar için bile ölebilen Che Guevara'dır. Evet. Üçüncü, İdam'a giderken bile, sehpasına tekmek vurup İdam'a giderken bile yaşasın tam bağımsız Türkiye diyen Deniz Gezmiştir. Nazım Hikmet'tir. Evet. Keza dünyanın en büyük şairi ve edebiyatçısı ve Kuvayi Milliye Destanı'nı, Kuvayi ve Kurtuluş Savaşı Destanı'nı yazan tek şairdir. Evet. Yani başka ikinci şair yoktur. O benim için önemli. Bunlar bana güç veren ama sanat alanında da Fatih Erkoç'tan tutun Erkan Oğur'a kadar. Beyefendiliğe mesela Erol Evgin'den tutun Orhan Gencebay'ın iş disiplinine kadar. Çünkü ben hocanın yanında 3 sene beraber aynı ofiste çalıştım. Yani evet. Hoca bana albümleri yapan Orhan Hoca 8 saat müziğe zaman ayırmadan ofisine de gitmez. O iş disiplinini ondan öğrendim. Evet. O yüzden ofisim vardır. Evet. Aynı şekilde ben de gitar çalarım, bağlama çalarım, nota yazarım, kitap okurum. Ofisi aynı bir memur, bir işçi iş yerini açarcasına günde 8 saat müziğe zaman ayırmadan ofisinden çıkmam. O disiplini ondan aldım. Yine dediğim gibi yani çok var da şu an. Mesela Neşet Ertaş benim uzun yolda olmazsa olmaz yol arkadaşımdır. Zeki Müren inanılmaz özel bir solisttir. Nüans ve vurgu anlamında çok beğenirim. Yani çok var. Can Karaca tiyatral okuma anlamında muhteşem bir ses ve yorumcudur bence. Bunlar yani çok var. Yani. Değerli dinleyiciler, şu anda Volkan Konak'la söyleşimiz devam ediyor. Los Angeles'tan Oylum Özcan Kalantri size bir soru soruyor. 2015'te Los Angeles'ta konser vermeyi planlıyor musunuz? Şöyle bir şey sevgili Özcan kardeşime. Yani şimdi Amerika çok donanımlı Türklerin ve Türkiye vatandaşlarının hep kültürlü, donanımlı insanları burada. Avrupa gibi değil. Çok avantajlı, çok önde burası. Evet. Fakat imkansızlıklar, ulaşım, masraflar maliyetleri yüksek olduğu için maalesef müzik alanına zaman ayırım ve bir araya gelme büyük bir ülke, kıta aslında. Maalesef Türk müziği veya bizim alanımızda çok geride. Gerek salonlar pahalı geliyor, uçak biletleri. Dolayısıyla biz burada kendimizi ifade edemiyoruz. Evet. Edemiyoruz. Ama İlhan kardeşim gibi, İlhan meslektaşım gibi müzik ve sanatçının dilini anlayan biri olursa biz onun gemisine yolculuk yaparız. Bizim için maskeyat hiç önemli değil. Yani biz yeter ki ses, ışık ve salon anlamında evet. Gözyaşlarımızı içimize akıtmayalım. Biz duygusal insanlar. Mesela siz o gün güzel bahsettin. Teşekkür ederim ama ben Washington DC dönemindeki konserlerden dolayı yemin ettim Amerika'da bir daha müzik yapmayacağım diye. Çünkü ben mutlu değildim. Doğru. Yaptığımız salonlardan organizasyonuna kadar son derece başarısızdı ama yani buraya gelince de şartlar bu diyorlar. Dolayısıyla ben duygularımla bir kez oynatabilirim. İkinci defa asla ama İlhan kardeşim eğer de söylediğinizde diyor ki Volkan'cığım ben kesilim. Veya gel beraber yapalım ben yürüme gelirim hiç problem değil. Sağ olasın yani bunu söylemek. Ama dediğim gibi Amerika'da gerçekten şartlar biraz sıkıntılı. Avrupa özellikle Hollanda, Almanya'da çok iyi ama Hollanda'da sevgili İlhan bir salonlarda müzik yapıyoruz. Evet. İnanamazsın. Evet. İnanamazsın yani muhteşem. Çünkü ora oturtmuş bunu. Evet. Fakat Amerika'daki bizim buradaki insanlarımız hem de eve gelinme anlamında hem de imkan meselesi dolayısıyla biraz kendimizi sergileyemiyoruz ama inandığımız bir proje olursa ben şimdiden söz veriyorum seve seve. Pekala, Los Angeles'ta bir Cumhuriyet Balosu yapsak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Balosu'nda Volkan Konak Orkestrası sahnede nasıl olur? Güzel bir otel balosu. Ben seve seve gelirim. Tamam. Hiçbir ücret beklentim yoktur. Şu anda gelirim. Şu anda ben bunun sözünü almış oluyorum. Buradan da dinleyicilerimize bunun müjdesini şimdiden verelim. Önümüzdeki Ekim ayında Volkan Konak Los Angeles'ta bir Cumhuriyet Balosu'nda sahne alır. Bunu Washington DC'de de yaparız. New York'ta da yaparız inşallah. Gerçekten olmayacak. İyi olmasın. Ama dediğim gibi projeye inanmamız lazım. Evet. Gerçekten bu işi bilenler. Evet. Yani işte ama bizi yani buraya geldik diye çok uzak diye bu da kırıp dökmemeleri lazım. Kesin. Zaten ben özgürlüğüme düşkün bir insanım da biraz da ters yapım vardır. Dolayısıyla yani Amerika'da sizlerin yani bu işi bilenlerin işin başında olduğu projelerde varız tabii. Niye olmayalım? Tabii ki. Burada insanlarımızı o nemli gözlü, o özlem ve memleket asıl yaşayan insanlarımızı azıcık umutlandırmak, neşe vermek, moral vermek bizi bahtiyar eder. Sevgili Volkan, bir kere aynı dilden konuşuyoruz şu anda. Yani senin duygularına tercüman oluyorum şu anda. Gerçekten çok iyi anlıyorum, hissediyorum neler düşündüğünü. İnşallah böyle bir organizasyon yaparız. Senin Amerika'daki dinleyicilerimize vermek istediğin mesajlar neler var? Veya senin albümlerini almak isteyenler Amerika'da bir şekilde ulaşabilirler mi? Valla bilmiyorum. Şimdi 15 yıldır ben Doğan grubunda bizim DNR'lar bizim firmamıza bağlı. Evet. DNR'lardan sipariş veriliyor mu onu bilmiyorum. Fakat ya internetten izleyecekler yani dinleyebiliyorlar. Ama albüm nasıl oluyor sizler daha iyi bilirsiniz. Burada yaşıyorsunuz ama belki Amazon gibi böyle sitelerden gelinebilir. Ama DNR'lardan sipariş var mıdır buraya bilmiyorum ama hiç önemli değil. Onları ana sütü gibi
Helal hoş olsun. İnternetten ücretsiz de her şeyi dinleyebilirler. Çünkü ben müziği mesleğim diye icra ediyorum. Asla bir beklentim yok. Evet. Ekonomik bir getirici olduğu zaman da hayır demiyoruz elbette ama evet, bir taraflarımızla yırtmıyoruz yani. Ben mesleğimi icra ediyorum. İsteyen dinliyor, isteyen dinlemiyor. Hepsini de doğal karşılıyorum. Bir soru da Fairfax, Virginia'dan Minnetos'undan geldi. Washington DC civarında bir konser vermeyi planlıyor musunuz yakın gelecekte diyor. Biliyorum yani sevgili millet kardeşim, Washington DC'de benim bu evim var. Yani ben burada da oturuyorum. Maryland, işte evet. Potomac dedikleri nehir var yani. Yılda iki defa geliyorum, iki ay kalıyorum. Yani birer ayda olmak üzere iki ay kalıyorum. Burada Washington DC'de zaten bir ayağım burada. Yani sevgili İlhan, sensin diye demiyorum. Sizlerin gibi böyle işi bilen, evet. Yani bu işte otorite olabilecek insanların organizasyonlarında veya bir dernek, vakıf, büyük evet. gençlik gibi ciddiye alabileceğiniz bir aktivite oldu gelin. Tamam. Yani benim hiç beklentim yok. Ben en fazla gezmiş olurum. Evimi kontrol etmiş olurum. Atıyorum buradaki arkadaşlarıma zaman ayırmış olurum. Tabii İki saatte insanlara şarkı söylemiş. Ne olur dilimiz kopmaz. Ama bizim için olmazsa olmaz kendimizi ifade edebileceğimiz salon ve organizasyon durumunda olan. Kesin katılıyorum. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de müzik endüstrisinde, müzik sektöründe neler bizi bekliyor? Ve ne gibi olumlu veya olumsuz yönler var şu anda müzik sektöründe? Ben şöyle düşünüyorum. Ya bu sevgisizlik ortamı, bu sevgisizlik ortamı ve bu şarka doğru, şark kültürü hakimiyetini arttırdığı sürece, yani bu şeye yönelik var. Böyle bir tarihi ve külüstür bir tarih anlayışıyla. Halbuki dünyanın dönmesine itiraz edemezsiniz kardeşim. Dünya dönüyor. Yani çocuklarımız Karagöz Hacivat bilmeli. Ama çocuklarımız şu an Spider-Man de izliyor. Dolayısıyla Karagöz Hacivat'a dayanamazsın çocuklarım. Bu külüstür bir tarihi, ne bileyim, özentili bir malzeme mi yapıyorlar? Yani bu mantık, bu mentalite olduğu sürece Türkiye'nin yönü uygarlık, çağdaşlığa değil de Orta Doğu batağına döndüğü sürece sanata zaten kimse değer vermiyor. Dolayısıyla ben sanatın çok gelişeceğini, çok yukarıya kalkacağını düşünmüyorum. Zaten üretimden söyleyeyim sevgili İlhancığım, normalde 10 eserlik, 12 eserlik albüm çıkaran ya 3 kişi kaldı ya 4 kişi kaldı. Doğru. İnsanlar albüm bile çıkarmıyor. Doğru. Evet. Ya single yapıyorlar ya maxi single yapıyorlar, her neyse. Dolayısıyla ben bu yönetim şekliyle, bu siyasilerin, bu ülkeyi yönetenlerin sanat ve sanatçıya çok kıymet verdiğini düşünmüyorum. Sadece onları onaylayan, onlara başını emme balsa durumda gibi kafasını sallayan veya işte şirin gözükenleri sempatiyle bakıyorlar ama ne yaptıklarını merak bile etmiyorlar. Dolayısıyla hele hele muhalif, hele hele karşı düşünceye sahip, hele hele eleştiren bir sanatçıya hiç tahammülleri yok. Dolayısıyla sanatçı muhaliftir. Sanatçı söylenmemişi söyleyendir. Sanatçı dalga kırandır. Sanatçı ömrü kısa olandır. Sanatçı cevrimcidir. Sanatçı cesurdur. Sanatçı siyasetin tam göbeğindedir. Yani dolayısıyla bunu hazmedemeyenlerin sanata kıymet mümkün değil. Dolayısıyla ben olumlu görmüyorum ama ümitsizlik bize yakışmaz. Evet. Devrimci, yaratıcı insanlara ümitsizlik yakışmaz. Elbette ki ayak direyeceğiz. Elbette ki biz söylememiş sözleri söylemeye devam edeceğiz ama işimiz zor, imkansız değil, zor. Türkiye bir sevgisizlik batağına saplanmış ama bunun suçlusu ne sensin ne benim. İnanılmaz siyasiler bu ülkeyi kötü bir ortama soktular. Sanat da bundan çok etkileniyor. Bakın kesin. O kadar konser iptal ediyoruz ki. Mesela 29 Ekim'de bir tek ben çaldım. Neden biliyor musunuz? Maden kazası olmuş. Soma değil. Hani 18 kişi suda boğularak maalesef ölmüştü ya, evet. Madende işçilerimiz. Evet. Dedim ki kardeşim bayramda 200 kişi ölüyor trafik kazasında. Ama biz bayramda çalıyoruz Kıbrıs'ta ve Antalya'da. Cumhuriyet bayramı olunca bu ne sevda, bu ne hız, bu ne coşku. Hayır dedim kardeşim. Biz düğün yapmıyoruz. Müzik insanlara moraldir, umuttur. Ben insanlarıma umut vermek için duygusal slow şarkılar okuyacağım dedim ve çıktım Şişli Meydan'da konser yaptım mesela. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü bunu beyan ediyorlar. Kardeşim bizim ülkemiz kaza ülkesi oldu. Ya müzik yapamıyoruz. Evet. Ya şehit haberi geliyor, iptal ediyoruz. Evet. Ya trafik toplu ölüm oluyor, iptal ediyoruz. Ya bir göçük. Ya inanılmaz bir sevgisizlik var ve sanatı şey görüyorlar, düğün yapma gibi görüyorlar. Hayır kardeşim. Evet. Sanat umuttur, sanat moraldir, sanat neşedir. Sanat eğlence değil ki. Eğlence yönü var ama evet. Sanat kuvvettir topluma. Sanat toplumun kuvvetidir. Şöyle söyleyeyim, klasik batı müziği eğitimi alan bir müzisyen olarak birçok opera, senfoni, bu gibi orkestraların kapatılması, Atatürk Kültür Merkezi gibi yerlerimizin kapatılması ve yani evrensel müzik değerlerine karşı bir saldırıyla karşı karşıyayız şu anda açıkçası. Bale olsun, tiyatro olsun, opera olsun. Ya şöyle düşün İlhan'cığım, bak şöyle düşün. Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim, bir başbakan tamam. Düşün. Tiyatroya gitmez, baleye gitmez ne münasebet. Opera hiç. Bir senfoni konserine gitmez. Bir resim heykel müzesini ziyaret etmek. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya, böyle bir şey olabilir şimdi mi? Sevgili Volkan, ondan daha acısı var. Mesela bugün Sayın
Cumhurbaşkanı diyelim, Bakanlar Kurulu'nu kendi kaçak sarayında topladı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu'nun başkanı başbakandır. Başbakan kenarda oturdu. Sanki böyle bir normal bir sıradan bakan gibi, başbakanlık görevi yokmuş gibi. Yani nasıl bir şeydir? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını orada görünce o makama karşı ben utanıyorum. Başbakanlık makamına. Bu nasıl başbakanlık? Önle sağına birbirini ağırlar ama dünya firavunlara kalmamış. Dünya firavunlara bile kalmamış. O mesele ondan ziyade mentaliteyi 20 sene 30 sene toparlayamıyorsunuz. Ben diyorum ki bir sanat tüketmeyen bir başbakan, bir bakan, bir belediye başkanı, bir cumhurbaşkanı olursa daha o gibi ne olur kardeşim? Bir sanat. Ne demiş koca yürekli Mustafa Kemal? Sanat toplumun ana damarıdır. Eğer siz o damarı kurutursanız o toplum beslenemez. Yani bir sanat aktivitesini desteklemeyen, yani sadece belediyelerin MHK takımı kurmayla bu iş olmaz. Bakın ben hala da öğreniyorum yani. Ben 47 yaşına geldim, cahilliğimin karşısında dehşete kapılıyorum. Broadway müzikallerine gidiyorum, caz kulüplerine gidiyorum, en fizikli rock kafelere gidiyorum, gençler hangi sanatla nereye gidiyor? Ya kardeşim çok önemli şeyler bunlar. Kesinlikle. Dolayısıyla bir sinemaya gitmez mi ya bir başbakan? Bir sinemaya gitmez mi ya? O son günlerde bir istatistikler çıktı ortaya. Ben onları gördüm ve şok oldum. Yani Türkiye'de şu anda rakamı hatırlayamıyorum ama %30 gibi bir rakam hiç sinemaya gitmemiş ömründe. Birçok insan işte tiyatroya gitmemiş, operaya gitmemiş falan. Yani korkunç rakamlar bunlar. Diyorum yani toplum sanatına uzaklaştığı zaman inanın bana çöküntü başlar. Bakın kadınlarımız asfalta tavuklar gibi kesiliyor. Bu kadar kadın cinayeti niye oluyor zannediyorsunuz? Evet. Toplum ruhunu terbiye edecek alan kalmamış. Bakın spor, dinler, sanat bunlar toplumun ruhunu terbiye eder. Ama sadece inanç ve dinle bunu başaramazsınız. Hı hı. Toplumun mesela örnek bana bir tane karısını kesen şair gösteremezsiniz. Bir tane banka dolandıran şair gösteremezsiniz. Evet. Bir tane kadınla şiddet uygulanan ressam gösteremezsiniz. Çünkü sanatla uğraşan adam sanat kadar masumdur. Hı hı. Siz toplumu sanatla terbiye edeceksiniz. Sanatla ruhunu yıkayacaksınız. Siz sanata kıymet vermezseniz toplum bu kakafoniyi yaşayacak zaten kardeşim, yani büyük bir çöküş var. Çünkü sevgiyi kaybetmiş toplum. Neşeyi ve umutu kaybetmiş. Peki, sanatçılarımız evet. Çoğu yörünge girme derdinde. Hepsi yörünge giriyor. Nasıl bir sanatçı anlayışıysa evet, bilmiyorum. Evet, sanatçı bir şey yaslanmaz. Sanatçı muhaliftir. Pekala, 2015 Haziran seçimlerinde senin Volkan Konak olarak bir sanatçı gözüyle beklentilerin nedir? Aynı bu şu andaki statüto devam edecek mi, yoksa ülkede bir değişiklik olacak mı? Neler bekliyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Yani siyasi partilerin ama öyle ama böyle sonuçta aynı kaba, aynı kaptan evet. Diyorlar diyelim neyse. Evet, evet. Aynı. Şöyle diyelim. Ekonomi çok çok facia bir durum yaşamadığı sürece değişmez bir şey. Çünkü her şey boğazdan geçiyor. Ekonomi bozulduğu an yerle bir olur, toz dumana karışır. Ben size söyleyeyim. Bir de Amerika isterse bazı şeyler değişir, istemezse değişmez. Ben gezdiğim sürece ve okuduğum sürece şunu öğrendim. Yıllarca biz garibanları savunduk. Ne kadar savunacağız? Boksa dayak yiyen boksörü, maçta fark yiyen takımı. Ne bileyim, hep mazlumun yanında olduk. Çünkü benim ideolojim onu gerektiriyor. Fakat o mazlumlar da bizi hep öksüz ve yalnız bırakıyor. Kardeşim ne zamandan beri Türkiye'yi söylüyorum. Zenginler solcu da garibanlar sağcı oluyor. Böyle bir çelişki olabilir mi? Yaşarım tabiatına aykırı ya. Porsche süren solcu oluyor. Günde bir öğün yemek yiyen gariban solcu oluyor. Evet. Böyle bir şey dünyada kimseyi anlatamazsınız. Evet. Bu bir. İkincisi bu iktidar dini çok iyi kullanıyor. Şu an sömürüyor ve suistimal ediyor. Daha doğrusu siyasi İslam. İslam demiyorum. Hı hı. Dindarlara inanılmaz saygı duyuyorum. Benim sülalemde hafızlar var. Tabii. Molla eğitimi alan insanlar var. Tabii. Dindarlar bizim başımızın üstünde yeri var. Onlar bizim Anadolu kültüründen geliyoruz. Ezan okunduğu zaman bile bacak bacak üstüne atamayız. Evet. Mezarlığın yanına teyit kapatırız. Ama ben siyasi İslam'dan bahsediyorum. Yani İslam'ı malzeme yapanlar da bunu çok iyi kullanıyorlar. Bunu iyi kullandıkları sürece de bunların kaybetme şansı sıfır. Çünkü çok belirleyici bir unsur Türkiye gibi ülkelerde. Bunu çok iyi kullanıyorlar. Bu ajitasyonu çok iyi yapıyorlar. Ama dediğim gibi hangi parti olursa olsun, yani CHP'de, MHP'de veya başka partide olsa ben gene muhalif. Ben çünkü sanatla uğraşan adam değil mi? Yörüngeye girmez. Bize diyorlar ki efendim niye iktidarı eleştiriyorsun? İşte CHP'de, MHP'ye laf demiyorsun. Ya şu mantığı bile çözemiyorlar. Kardeşim şu an futbol maçında sahada oynayan 11 kim? Yedek kulübesinden bana ne ya? Evet, oynayan oyuncular. Yedek kulübesi sahaya çıksın, onları da eleştireceğiz. Yani bu mantığı bile çözemiyorlar. Evet. Hani şeye benzer bu. Para kasılan diyorlar ki o paraları başkaları koydular oraya. Peki mantığa bak. Madem başkaları koydu o paraları oraya,
neden devlet paraları onlara iade etti? Demek paralar onlar mıydı? Faiziyle. Yani şu mafya bile dedemiyor insanlar. İnanır mısın? Çok korkunç. Çok korkunç. Pekala, başka bir konu da şu. Los Angeles'ta bir Atatürk anıtı yapılıyor, başlandı. Bu anıt açılışı yapılacağı zaman, Volkan Konak burada olsa açılış zamanında ne kadar güzel olur. Büyük bir anıt yapılacak inşallah önümüzdeki yıllarda. Böyle bir organizasyona gitsek. Yani ben devrimcilerin gelişimde her zaman varım. Evet. Hele hele bağımsızlık benim vazgeçilmez karakterimdir diyen insana saygım bitmez. Kesin. Çağdaşlık ve uygarlığın simgesi olan kişiye hiç bitmez. Dolayısıyla Ramazan ayında ve Ocak ayında eğer rastlarsak ben seve seve gelirim. Hatta olmadı bir daha road yaparım, 66 yaparım, gezmiş tamam, olurum. Harika. Arabayla bile gelirim yani. Ama Ramazan ayında bir ay buradayım, Ocak ayında bir ay buradayım. Tamam. Eğer ona denk düşerse, siz daha önceden bir duyum alırsanız lütfen bana söyleyin, ben koşarak gelirim, hiç sorun değil. Seve harika, seve. Harika olur. Sevgili Volkan Konak'la söyleşimizin sonuna geldik. Son olarak birkaç cümleyle son bir mesajları da alalım ve sana teşekkür edelim güzel süreci için. Ben şunu söylüyorum abi dostlara. Zaten burada insanlar yeteri kadar hepsi zeki, cesur, akıllı. Sevgiyle kalsınlar, ışıkla kalsınlar. Mutluluk lambaları hiç sönmesin. Ama ben tecrübe olarak şunu söylüyorum. Bir kardeşleri evet. olarak dünyayı geziyorum. Onlar belki benden çok daha gezmişlerdir. Dünyada iki türlü insan vardır. Bir zengin, bir gariban. Zengin hayatını yaşar, gariban vebal eder. Bu benim ülkem içinde geçerlidir. Bu dünya içinde geçerlidir. Bir iyi insan vardır. Bir kötü insan vardır. Biz hep iyinin yanında olmayı tercih ettik. Bütün insanlara da sevgi ve iyilikler dolu günler diliyorum. Sana da başarılar diliyorum İlhan'cığım. Yalnız olduğunu hissetme. Biz çok kalabalığız. Evet. Senin bir ricam bizim için emirdir geri geldi mi? Çok sağ ol. Dolayısıyla her zaman da geminde varım. Herkese de saygılarımı sunuyorum. Lütfen kabul buyursunlar. Çok çok teşekkür ediyorum Volkan'cığım. Sağ olasın. Sana da başarılar çalışmalarında. Yeni albümünde de başarılar diliyorum. Sevgiler sana. Çok teşekkür ederim. Sevgilerimle. İyi akşamlar. Hoşçakalın.